Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine yineden tığa bir model tarifi edeceğiz. Bakın modelimiz yine pudra üzerine şöyle mavili sarılı pembeli tülbentinin renginden bir iğne oyası modeli bu modeli sizler için tığa çevirdim arkadaşlar bu modeli daha önce sizler için tığa çevirmiştim ben arkadaşlar ama şöyle göstereyim modeli çok önceden hem kalitesi açısından hem de şu bakın e, trabzanlı yapraklarla yapmıştım bu yaprak iğne oyasına daha benziyor bir de şu sarı kısmın nasıl yaptım böyle iğne yasındaki gibi şöyle bakın ayrık durmuyor birleşik aşağı inilmiş şeklini nasıl yaptım? Onun için yeniden tasarladım bu modeli hazırladım sizler için şöyle ütüsüz arkadaşlar ütüsüz bir şekilde de şöyle karşınızda kalıp gibi bir model oldu. Evet şimdi modelimizin de anladığım kısmına geçerek nasıl yapıldığımızı tarif edelim. Evet arkadaşlar ilk önce bu şekilde ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlamasını yaptım. Resimde olduğu gibi ben de şöyle pudra rengi yapmak istedim. Biraz benimki arkadaşlar koyu tabaya dönük biraz renk olarak. Ama bunda da çok güzel açacağını düşündüm sizler için. Şöyle tığ battığımızın herhangi bir tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlarken 9 tane üçer zincirden bu şekilde tığ battılar hazırlayarak başlıyoruz. Evet. İlk başlarken bu şekilde 9 tane başlıyoruz. Bakın şu bitiş kısmından da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane tığ battığıyla başladık ve buraya 1, 2, 3, 4 zinciri çekiyorum. Ters tarafından yaprağımız için yuva yapacağız. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirle de şöyle dönüş yapıp yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde olunca yaprak daha güzel duruyor arkadaşlar. İğne oyasına daha çok benziyor. Şöyle 5 zincir çekerek yaprağıma başlıyorum. 5 zincirimi çektim. 4 zincirli yapmış olduğum yuvaya bir tane şöyle kirpik yaparak başladım. 4 zincir çeviriyorum ters tarafına. Hemen bu 5 zincirin içine girip 4 zinciri yaptım bakın. Aynı iğne oyasında olan yaprak gibi böyle bonbonlu, bombeli duruyor. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Düz tarafına dönüp şöyle sık iğne ile bu 4 zincirli yuvaya sabitliyorum. Bakın bu şekilde oluşturdum. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıkı sıkı zincirlerimi çekiyorum. Şöyle kalıp gibi olsun diye bakın bu şekilde oldu. Şimdi buraya da 12 tane sıkı sıkı zincir çekelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle çevirdim. 4 zincirli yuvaya son iniş trabzanını kapattım bu şekilde şöyle arkadaşlar zincir çekmeden önce dibine de bir tane sık iğne yapalım ki aşağıya kaymasın bakın şöyle yaprağımızın oluşumu bu şekilde bakın birebir ben bu, bu şekili arkadaşlar daha çok benzetiyorum iğne oyasında olan yaprağa. trabzandan daha çok benziyor şimdi ilkini iki zincir çekiyorum şöyle tığ battığının içine sık iğne ile sabitliyorum ve buraya 9 tane bu şekilde üçer zincirden şöyle tığ battılar oluşturacağım yine 3 zincir kapattım sıradaki tığ ya 3 zincir 1 2 ve 3 zincir ipimi güzelce esnettim ve zincirimi de şöyle sıkı sıkı yapınca bu şekilde zürafa gibi oluyor İğne yasındaki zürafa gibi oluyor. 1 2 3 zincir kapatıyorum sıradaki tığ battıya şöyle sabitliyorum 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 zincirimizi şöyle tığ battıya sabitleyip bu şekilde tığ battı oluşturduk. 4 tane zincir çevirdim. Bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine 4 zinciri kapattım. Bir zincirle de dönüşümü yaptım. Hemen sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 ve 5. 5 zinciri çektim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çeviriyorum. Sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Döndüm düz tarafına. Yuvanın içine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine 8 zincir. Bakın şu en son noktasına şekilde bombelilik oluşarak kapatıyorum. 12 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 6 7 8 ve 9 10 11 ve 12. Çevirdim düz tarafına. Buraya yuvamın içine kapatıp yaprağımızı bu şekilde tamamladık. Dibine hemen bir sık iğne. Şöyle 1 2 zincir Sıradaki yuvaya kapattık. Bakın çimeni bu şekilde arkadaşlar çok kolay oluyor. Şöyle 9 tığ battı bir yaprak 9 tığ battı bir yaprak olarak devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben e, buraya 9 tane tığ battı yapıp yaprağı yapacağız. Bu şekilde devam edecek. Hemen e, ben e, buraya 9 tane tığ battı yapayım. Şöyle çiçeğimizi yaparak devam edelim. Evet şimdi mavi renkten bir çiçek yapacağız arkadaşlar. Şu ters tarafına çeviriyorum şöyle tülbentimi. Bakın bu yaprağın dip kısmından saymaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 4. tığ battımın içine mavi renkli ipimi sabitledim. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 ve 4 zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battıya 4 zincirden bir yuva oluşturuyorum hemen bir zincirle dönüp bakın bunu unutmayın arkadaşlar yaprakta da aynı işlem burada da muhakkak yuvanın içine bir zincirle şöyle bir sık iğne yapın kirpikler güzel duruyor ve 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 7 zincirimi kapattım buraya şöyle bu ilk 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi ikinci 7 zincirimi kapattım püf noktasına geldik arkadaşlar şimdi nasıl düzgün durduracağız aynı yine yasındaki gibi 3 zincirimi çektim bir defa doladım buraya trabzan yapıyorum bakın 1 2 ve 2 şöyle aynı 7 zincirli kirpikler gibi bir kirpik oluşturdum ve 15 tane zincir çekiyorum üzerine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şöyle sıkı sıkı çektim. Eğer eliniz gevşekse ipiniz kalınsa 3 zincir de çekebilirsiniz. Bu son yaptığım aşağı indim. E, yeşil yaprağımın içine sabitledim. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Böyle güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bir zincirle de dönüşümü yaptım. Şimdi buraya sık iğne yapacağız. Bakın sık iğnemi de İniosundaki gibi zarif dursun diye bu şekilde sahte sık iğne yapıyorum. Siz hangisi kolayınıza gelirse normal sık iğne, sahte sık iğne ikisi de olur arkadaşlar. Kendimizi yormaya gerek yok. Şimdi buraya dolana kadar bu şekilde sık iğne yapalım. Hemen girdim. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 11 12 13 14 15 şöyle arkadaşlar bakın şu sıklıkta kalıp gibi olacak şöyle zarif oluyor 15 16 ve 17. Benimki 17 tane aldı. 15 tane zincir. Yine 3 tane zincir çekerek aşağıya iniyorum bakın. 4 zincirli yuvaya inip buraya şu şekilde durmasını sağlıyor. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 tane daha yapıp toplamda sağda ve solda 2 tane kirpik olacak. Hemen 7 zincirimi buraya sabitliyorum. Kapattım. Evet bakın dediğim gibi şöyle sağ tarafında da iki kirpiğimiz var. Sol tarafında da yeşil yuvaya da şöyle muhakkak girin arkadaşlar. Hem bu ip kapanıyor hem de meyilli güzel duruyor. Bakın şöyle şu şekil. Muhakkak yeşil yuvaya da girin. Bir zincirimizi çektik. İpimi koparıyorum. Şöyle bakın birebir iğne oyasındaki ile karşılaştırın arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. Hem yaprağıyla hem de bu trabzan yaparak dönüşüm yapınca şu aşağı inme zinciri bakın hiç çok güzel duruyor. çiçektirmiyor çektirmiyor. Falan çok hoş duruyor. Evet bir tane daha yapalım. Evet yine aynı şekilde şöyle ters tarafına çeviriyorum ters tarafında çiçeğimizin yuvasını hazırlıyoruz. Bakın dördüncü tığ battının içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle içimizi biraz açalım arkadaşlar. Şöyle dört zincirle yuvaya başlıyorum. 2 3 ve 4 Hemen yanındaki bakın hiç tığ battı atlamadan direkt yanındaki yere şöyle sık iğne ile sabitliyorum bir zincirle de dönüşümü yaptım. Hemen sık iğnemi yapıyorum bir zincirle. Döndüm sık iğnemi sabitledim. 7 zincirden 2 tane kirpik yapalım. 5, 6 ve 7. Kapatıyorum bu şekilde. 7 zincir. Ve 1 2 3 bir defa doladığım yuvaya girip 1 2 ve 2 Evet üçüncü kirpiğimizi bu şekilde arkadaşlar trabzandan oluşturuyoruz 3 zincir ve 3 seferde aldığım trabzan üzerine 15 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 Evet 15 zincirimi çektim yine. Bunu yaprağımızın bu son aşağı indiğimiz zincir kısmına sabitliyorum. Hemen yanına da bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Bakın. Böyle güzel duruyor. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Hemen bu 15 zincirli yuvanın içine bakın bu şekilde sahte sık iğne. Şöyle hafif arkadaşlar bollaştırıp bu şekilde güzel duruyor. Zaten kendi sıkılıyor. Üzerine bir zincirle kapanıyor. Şöyle bakın. 3 4 5 Öbürünü 17 tane yapmıştık. Buna da aynı şekilde 6 7 8 9 10 11 12 13 şu şekil oluyor göstereyim arkadaşlar 13 14 15 öbürüyle aynı simetride olsun diye arkadaşlar bu şekilde bakın 17 diye 17 dolduralım 17 de bu şekilde sabitledim ve 3 tane zincir çekerek aşağı iniyorum Şöyle sıkı sıkı 3 tane zincir çektim. Bu 4 zincirli yuvaya sabitledim. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde sabitledik. Ee, bu tarafı da 2 tane kirpik var. Bu tarafına da 2 tane 7'şer zincirli kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sabitliyorum. Yine 7 zincir. yuvanın içine girdim sabit yeşil yuvanın içine giriyorum burayı unutmayın arkadaşlar şöyle bir zinciri de çektim bu şekil daha güzel duruyor hemen ipimi koparıyor yakıp geleyim Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık şöyle karşıdan da bir görün istedim bakın ütüsüz gerçekten kalıp gibi oldu arkadaşlar çok da güzel oldu Geçen sene tasarladığım modelden farklı olarak arkadaşlar, hani zincir çekerek, 20 zincir çekerek gidiyorduk. Buradaki trabzan duruşunun güzel durmasının sebebi, ee, bir de arkadaşlar yaprak farkı. Orada trabzandan oluşturduğum yapraktı, burada bu şekilde zincirlerden oluşturduğum yaprak. Gerçekten arkadaşlar birebir aynısını yaptım. Şöyle göstereyim net bir şekilde. Eğer birebir aynısı değilse benim adımda Nurgül değil <laughs> diyormuşum arkadaşlar. Evet ütülü olsa daha güzel durur. Arka tarafından şöyle arkadaşlar şöyle arkasında göstereyim. Arka tarafından ütülendiği takdirde şöyle incecik oluyor. Bu ipler yapışıyor. Bir daha da ütü istemiyor zaten bir kere. Şu tübentin kendi renginden yapacaktım. Pembe yapmışım arkadaşlar. Kendi renginden de arasına katarsanız güzel olur. Hatta çimenini Hürventin rengiyle de yapabilirsiniz. Bazen ara ara gösteriyorum. O şekilde yapabilirsiniz. Modelin bu arkadaşlar tutup köşelerinde daha net görün istedim ama şöyle destekle daha hoş duruyor. Bir de tersinden göstereyim. İnşallah sizde beğenmişsinizdir arkadaşlar gösterdiğim iniyası resmiyle de bakın birebir aynısı oldu. Şöyle. Evet. Gerçekten çok hoş duruyor da inşallah bu güzellik kameraya yansıyordur arkadaşlar. Çok hoş sarık birebir aynısını yaptım. Şöyle. Resmi geçit töreni gibi çok hoş oldu. Tülense daha güzel durur arkadaşlar. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.